Hatay'da Gezi Parkı ve otu eylemlerine destek vermek amacıyla gerçekleştirilen gösterilerde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan için mevlit okutuldu. Atakan ailesinin Çekmece Caddesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilleri Refik Er Yılmaz, Hasan Akgöl ve Mehmet Ali Ediboğlu, bazı belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıdaki vatandaş katıldı. Hatay'ın 3. Demokrasi Şehidi Ahmet Atakan'ın ruhuna atfen düzenlenen Mevlid-i Şerif programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından dualar ve ilahiler okundu. Merhum müteveffa Şehidi Ahmet Atakan kardeşimizin aziz ruhu için ve burada bulunan cemaatin mevtalarının ruhları için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Demokrasi Şehidi Ahmet Atakan'ın acılı babası Ali Atakan ve annesi Emsal Atakan ile yakınlarının zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı Mevlid-i Şerif programında 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın posterleriyle birlikte Unutma, Unutturma, Lazkiye'de tecavüze uğrayan analar, kadınlar, bizim analarımız, bacılarımız, öldürülen çocuklar, kardeşimiz, oğlumuz, ölüm bizi çağırıyor, hoş geldi, sefa geldi yazılı pankart asıldı.